Mehtap Ünlü ile Sosyal Yaşam programımızdan bir kez daha siz değerli izleyicilerimize merhaba. Bugünkü konuğumuz inşaat ve elektrik mühendisi, namı diğer hayvan dostu, içerik üretici, on parmağında on marifet, Sayın Devran Naz. Devran Bey, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Bize kendinizi tanıtır biraz, bize kendinizden bahseder misiniz? Avustralya'dan geldim. Avustralya'da doğma büyüme. Orada işte elektrik mühendisliği okudum. Evet. Sonra inşaat sektörüne girdim. İşte mimarlık da okudum 2 yıl. Orada çalıştım. Sonra buraya geldim, Türkiye'ye. Kaç yıl önce geldiniz Türkiye'ye? 5 yıl. 5 yıl. 5 yıl önce çok geldim. Güzel. Buraya geldim, işimi bir kısmını burada devam etmeye başladım. Sonradan işte sokak hayvanlarına yardım etmeye başladım. Çok güzel. Evet. Ne zaman başladı bu sokak hayvanlarına yardım çalışmanız veya fikriniz? Aslında hiç fikrim de yoktu, planda da yoktu. Bir köpek aldım. Bir ara sizin... Evinizde aldınız kendiniz için. Evet. Ya evet. Birisi dedi sahiplen. Sonra ben dedim ki yok. Satın almak istiyorum. Gittim bir tane pug aldım kendime. Ondan sonra bütün her şeyim, bakış açım değişti hayvanlara karşı. Farkına varmaya başladım. Sokaklarda köpekler var, başıboş. Yani bizim Avustralya'da öyle bir şey yok. Evet. Avustralya'da bir tane köpek bile göremezsin sokakta. Yani görse, farkındalığınız arttı sokaktaki evet. Hayvanları gördüğünüz zaman evet, onlarla evet. ilgili sorunlar, gözlemlemiş olduğunuz problemler evet. sizi fark ettirdi ve farkındalığınız arttı bu vesileyle. Sonrasında? Ya işte geziyorum. Evet. Sonra diğer köpekler geliyor. Benim köpeğe yemek verim derken diğerleri de yanaşıyor. Yani hikaye böyle başlıyor aslında. Sonra ben de sormaya başlıyorum. Hani bunlara kim yemek veriyor? Nereden yemek yiyorlar? Öyle başladı. Sonra işte çöpten yemek yiyorlar. İşte bazı insanlar bazen yemek bırakıyor. Böyle başladı. Sonra onların nasıl karınlarını doyurduklarını sorgulamaya başladınız. Evet. Bunun muhakemesini yaptınız ve bu şekilde aslında destek çalışmalarınız başladı. Evet. Peki, ilginiz, merakınız, hayvanlara karşı olan yardımlarınız herhangi bir vesileyle mi başladı? Bundan sonra kaç yıl önce bu çalışmalara başladınız? Yerleşeli siz Türkiye'ye yerleşeli bir 5 yıl olduğunu ifade ettiniz. Yaklaşık kaç yıldır bu çalışmaları yapıyorsunuz? İşte hemen hemen 5 yıl. Yani buraya geldikten sonra bu hayvan sahipleme işte alma şeyine girdim. Öyle başladı. Yani hiçbir şey planda yoktu. Hayvan sevgisi de pek yoktu açıkçası. Sonradan işte oldu. Hayvanlara ilgi göstermeye başladım. Bunların hiçbiri yoktu. Avustralya'dayken yani biz sadece doğada şeyleri gördük. Yılan ya da örümcekler. Evet. Öyle köpek balıkları var denizlerimizin içinde. Öyle vahşi şeyler. Yani köpek çok duygusal bir hayvan. Çok evcil, duygusal. Yani aslında sokakta olmamaları lazım. Genlerinde, DNA'larında biz evcilleştirmişiz ve o yüzden bağ kurabiliyorsun. Evet. Ve o beni değiştirdi şeyimi. Bakış açınızı. Bakış açımı. Evet. Aynen. Oldukça fazla sayıda takipçinizin olduğunu hem duymakta hem de görmekteyiz. Peki uzun zamandır da hayvanlara hem sağlık konusunda hem gıda konusunda büyük destekler sağladığınızı görüyorum. Bu desteği nasıl sağlıyorsunuz? İşte ilk başta kendim yapmaya başladım böyle. Sosyal medyam yoktu. Birkaç arkadaş dedi işte çok güzel şeyler yapıyorsun. YouTube kanalı açalım, Instagram açalım. Açtılar, evet. Paylaştılar. Sonra paylaşırken işte birçok takipçi takip etmeye başladı. Sonra konuşmaya başladım. Ondan sonra ekip oluştu. Veteriner hekimi var yanımda şu an.
bayağı bir yani hastane oluşturduk şimdi. Veteriner açıyoruz. Bunları siz yapıyorsunuz. Evet. Kendi imkanlarınızla mı evet. yapıyorsunuz? Çalışıyorum. Evet. Yardım etmek isteyenler var. Onlar gelip yardım edebiliyor. Mesela yurt dışından çok yardım edenler var. Geliyorlar, onlar da mama alıyorlar. Bazen ama arada sırada. Yani genel olarak temeli kendim karşılıyorum. Çünkü evet. çalışıyorum aynı zamanda. Evet. Çalışıyorum. Hobim olarak yani harcamalarımı buna yapıyorum. Yani bazıları başka şeylere harcamayı sever, balık tutmayı sever ya da başka bir şey. Ben de bunlara harcadığımda hobim gibi seviniyorum, hoşuma gidiyor. Evet, kaynakları büyük oranda siz kendiniz sağlıyorsunuz. Evet. Yurt dışından da arkadaşlarınız ve çevreniz de size bu konuda destek sağlıyorlar. Kendilerine de buradan teşekkür etmek istiyoruz. Evet. Peki proje ve çalışmalarınızın yalnızca hayvanlar üzerine değil de başka konularda da projelerinizin ve çalışmalarınızın olduğunu hem görmekte hem duymaktayım. Az önce de ifade etmiş olduğum gibi. Hayvanlara yardım etmenin dışında başka ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Şeyi mi diyorsun mesela doğal afet? Evet, evet. Geçtiğimiz yıllarda evet. ve bu yılda ülkemizde meydana gelen bazı doğal afetler oluşmuştu. Zannedersen bunlarla da ilgili sizin bazı çalışmalarınız vardı. Evet, sosyal hizmet üzerine mesela biz böyle başladık. Ekip olarak önce çöp toplamaya başladık. Dedik çevreyi temizleyelim. Nerede başladınız çöp toplama Karataş. Çalışmasına? Karataş'ta. Çok güzel. Şimdi alışık değilim ben çöp görmeye. Avustralya'da çok büyük cezalar var. Çöp göremezsin yerlerde. Dedim ki yani burada niye böyle olmasın? Yani temizleyelim. Ekip oluşturduk böyle. Herkes gönüllü bu arada. Çöpleri toplamaya başladık. Bu duyuruyu, bu çağrıyı nasıl yaptınız halka yönelik olarak? İnsanları nasıl topladınız? Çöp toplamaları için nasıl ikna ettiniz? İşte söyledim, yazdım sosyal medya. Pazar günü bu saatte ormanı temizleyeceğiz. Evet. Bir bakın 40-50 kişi geliyor. Oo, bu harika. İnanılmaz. Adana'dan. Bu sayı oldukça güzel. Evet, güzel sayılar. Otobüsler dolusu, öğrenciler gelmeye başladı. Yani çok 100 kişiyi bile buldu. Bu çok güzel. Sosyal medyada duyuru yapıp sadece. Ve gelen kişiler çoğu böyle okumuş, öğretmen, mühendis. Bir pazar günü niye seçiyoruz? Pazar günü Karataş'ta herkes piknik yapıyor. Evet. Ve herkes çöpünü orada bırakıyor. Herkes de memnun, çoğu kişiler. Ve biz de onlara karşı böyle, onlar pikniklerini yaparken dedik ki çöpleri falan toplarız. Biraz utanma belki olur, belki çöplerini alırlar. Belki bir... Caydırıcılığı olabilir. Evet, evet, evet. Ve oldu. Çok güzel şeyler oldu bundan. Çok güzel. Sonradan sahilleri temizlemeye başladık. İşte birkaç kez röportaj yaptılar, geldiler Adana'dan. Çok güzel. Öyle başladı. Yani dedik ki tamam hayvanlara mı yardım ediyoruz? O zaman doğayı da koruyalım. Tabii. Doğaya da yardımımız olsun. Ondan sonra zaten yangınlar olmuştu. Evet. Kozan yangınları. Geçtiğimiz yaz yangın. Ondan önce de başladı evet. ilk yangın. Kozan yangını vardı. Biz de birbirimize böyle baktık. Dedik ki herhalde orada olmamız lazım. Herkes aynı fikir, aynı kafada. Herkes okey deyip arabalara bindik. Kimde ne varsa, araçlar, benim araçlar, arkadaşların araçlar, herkes gönüllü olarak ve duyuru yaptık sosyal medyada. Evet. Toparlandık, gittik ve çok çok etkiliydi. Tahmini olarak kaç araçla Kozan'a gittiniz? Kozan'a 8 araçla gittik evet. ama internette şey yaptığımız için, paylaşım yaptığımız için orada çok kişiyle buluştuk. Yani, yolda size katılanlar oldu aynen. yani. Aynen. Duyuru yaptıktan sonra çok kişiler gelmeye başladı ve bölge bölge gittik. İşte erzak dağıttık, yangın açık olan yerlerde söndürmeye çalıştık. Hayvanlara yardım ettik, veterinerlerle gittik aynı zamanda. Ondan sonra dedik ki tamam bunu yapabiliyormuşuz. Arada böyle bize çok yardım eden polis arkadaşlar da var işte. Herkes böyle yardım ederek şey yaptı. Yani hiç herkes böyle bir yere takılmadı. Herkes size yardımcı olmak için ve işlerinizi kolaylaştırdı evet, herkes. Evet. Çok güzel. Geçen yangınlarda da, geçen yıl, onda baya etkili. Yani o toplam 10 gün sürdü.
Adana'daki yangından mı bahsediyorsunuz yoksa? Adana'dan başladı ta Bodrum'a kadar gitti. Osmaniye, işte Mersin tarafı, Manavgat, Bodrum, oralara kadar hepsine gittik. Bütün bölgelerde. Orada artık, gittiniz. Evet. Grup vardı WhatsApp grubunda. Orada işte biri atıyor mesaj, burada yangın var. Biz arabaları tüplerle dolduruyorduk. İşte gönüllüler var, işte tüp bağış yapanlar var, erzak, çadır, ne varsa gittik. Yanımızda zaten veteriner hekimler var. Bir sürü yanmış hayvanlar vardı o zamanlar. Onlara yardım ettik. Yani her gittiğimiz yerde etkiliydik. Bir şeyler yapabiliyoruz. Çünkü yanımızdaki olan kişi sayısı ve eğitim şeyi seviyesi, yani yatıyor bir şeye. Evet. Ve öyle devam ettik. Sizin bir fotoğrafınızı hatırlıyorum, anımsıyorum şu an. Ateşliğin içerisinde, elinizde yangın tüpüyle, halkın arasında, ormanda. Alevleri söndürmeye çalıştığınızı hatırlıyorum. Oldukça güzel çalışmalardı gerçekten. Gurur verici. Çalışmalarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Ve duyarlılığınızdan ötürü özellikle. Böylesine hassas konularda, özel konularda böylesine duyarlı olduğunuz için gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Ve toplum olarak da bu tür konularda hem hayvanlar konusunda hem çevre temizliği konusunda ve ülkemiz bazında doğal afetler konusunda toplum olarak duyarlı olmamız gerektiğini de buradan bir kez daha uygulamak istiyorum. Peki, doğal afetlere destek çalışmalarında birçok çalışmalar yaptınız. Peki aklınızda kalan, hafızanızdan silinmeyen, çok anımsadığınız, sizi çok etkileyen bir anınız var mıdır? Varsa bizimle paylaşır mısınız? Yani çok an vardı. Kastamonu'na gitmiştik. Kastamonu'da ne diyorsunuz, sel afeti? Sel afeti olmuştu, evet. O çok üzücüydü. Böyle deri parçaları görmüştük arabaların arasında. Yani ölü falan. O biraz şeydi, etkiledi. Yangınlarda en çok bizi etkileyen neydi? Arabalarla yangına doğru gidiyoruz. Bir köy, Fesliyen köydü köyün adı. Orada işte itfaiyeciler anons yapıyorlar. İşte herkes kaçsın, terk etsin. Kimse burayı gelmesin. Evet. Evet. Ve bizim elimizde yüklü sayıda yangın tüpleri var. O alevleri görünce, işte burada canlı yayın yapmıştı. Bir arkadaş canlı yayın çekmişti. O yayınlar hepsi mevcut Instagram'ında. Orası çok etkiledi bizi. Çünkü sanki savaş alanındasın ve yangınlar, patlama sesler, yani çok şeydi. Kaçan insanın panik anını görüyorsun orada. İnsanın kim cesur, kim ateşe doğru koşuyor. Şimdi bu şey olayı değil. Yani yapabiliyorsan, söndürebiliyorsan söndürebiliyorsun. Ama bakıyorsun böyle, gerçekten boş yere hayatını riske atıyorsun. Biz zaten hepimiz birbirine bakıp ekipçe geri çekiliyoruz. Evet. Ama gerçekten bir şeye müdahale edebiliyorsa, kimsenin hayatı riske girmeden yapıyorduk. Yani ve mucize gibi bir şey, yani hiç kimseye şimdiye kadar hiçbir şey olmadı. Çok güzel, gerçekten mucize. Çünkü ben gördüm o alevleri, onların içerisinde yangını nasıl söndürmeye çalıştığınızı, çalışmalarınızı gerçekten bizzat ben de görmüştüm. Gerçekten mucize. Çok güzel çalışmalar. Peki takipçilerinizden şu sıralar veya daha öncesinde şu çalışmayı da yapsaydınız veya bu projeyi de yapar mısınız şeklinde teklif veya fikirler alabiliyor musunuz? Nasıl yani? Hayvanların dışında çocuklara da yardım yapmanız nasıl olur mesela şeklinde fikirler. Onu da yapıyoruz. Çok yaptık. Çocuklarla onu program. Onu yapıyorsunuz. Evet. Evet yaptık. Çok güzel. Çocuklarla çok program. Ekipteki olan arkadaşlar, bazıları işte öğretmen, onların fikirleriyle çocuklara, işte çocuklarla bir ara çöp toplama yaptık. Doğa şeyleri, işte köpekleri besleme. Sadece böyle çocuklar, işte otobüslerle ayarladılar, okullar ayarladı.
şey de yaptık, engelli arkadaşlarımıza böyle etkinlik yaptık. Çocuklarla da çalışma yapıyorsunuz, evet. Ve engelli bireylerle de çalışma yapıyorsunuz. Hala çok gibi giyindik. Yani sizler yaptınız evet, bunları. Evet. Gerçekten çok güzel. Noel Baba olarak giyindik. Tıraş yapmıştık bir ara, tıraş programı. Berber arkadaşımı getirmiştim. Onları getirdiniz, evet. Destek oldunuz. Evet. Çok öyle güzel. Şeyler de çok yaptık. Pandemiden önce bunları daha çok fazla yapıyorduk. Daha çok sosyaldık yani insan olarak. Ama engelimiz yoktu çünkü insanlara yaklaşma konusunda, evet, çalışmalar, evet, konusunda bu kadar tedbirli davranmak durumunda değildik. Daha fazla çalışmalar yapabiliyordunuz, evet, haliyle. O yıllar işte 2 yıl önce çok çok aktivdik. Yani her ay mutlaka çocuklarla program vardı, işte engelli arkadaşlarımızla programlar vardı. Bir şeyler yapıyorduk. Sürekli bir etkinlik vardı. Sadece hayvan değil. Evet. Peki önümüzdeki günlerde, ilerleyen süreçte yapmayı düşündüğünüz, planladığınız veya yapmaya yeni başladığınız çalışma ya da projeler var mıdır? Varsa nelerdir? Yani bunu devam ettirmek istiyoruz. Halihazırda yapmış olduğunuz çalışmaları ve projeleri zaten devam ettirmeyi düşünüyorsunuz. Evet, devam ettirmeyi, evet, düşünüyoruz. Yani şu an dernek değilim, dernek değiliz. Çok. Sadece gönüllü olarak ve öyle kalmasını istiyorum aslında. Yani dernekleştirmek istemiyorum hiçbir şeyi. Çünkü bir an 40-50 kişi olabiliyoruz. Hiç aramızda şey yok. İşte kim başkan, kim lider. Hiç öyle bir şey yok. Seviye farkı yok. Hepimiz el birliğiyle çalışıyoruz diyorsun. Ve bunu seviyorum ben. Yani normalde işte dernek olduğunda ben bu derneğin başkanıyım falan şeyler oluyor, muhabbetler oluyor. Bizde hiç böyle bir şey yok. Ve çok etkiliyiz böyle. Yani bu demek ki çalışıyorsa devam. Evet. Belki bazı yerlere giremeyiz çünkü dernek değiliz, şey değiliz, resmi değiliz. Evet. Ama olmasın, bu şekilde doğalız, çok güzel bir şey yapıyoruz. El birliğiyle güç oluşturuyoruz, aynen, birlikte iş yürütebiliyoruz, fayda sağlayabiliyoruz diyorsunuz. Evet, evet. Çok güzel. Evet. Evet. Peki sevgili Devran Naz, emekleriniz ve çalışmalarınızdan ötürü tebrik ediyorum. Kıymetli projelerinizin, çalışmalarınızın devamını diliyorum. Programımıza konuk olduğunuz projelerinizi kıymetli izleyicilerimiz ve bizlerle paylaştığınız için de size ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle huzurla, sağlıkla, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.